Ben de kalem ararken karanlık oda elimi soktum ve beni elektrik çarptı. Çok korkmuştum. Annem de sonra bana o zaman da işte kaç 12 yaşında falanım galiba Harry Potter okumaya başladı. Çünkü Harry Potter okuyordum. Dur sen okuma yat oğlum. O da çok korktu çünkü. Sonra annem böyle ona bakıp işte Harry Potter'da böyle büyü dünyası falan filan bir şeylerdir ya yani Harry Potter'ın dünyasında. Annem böyle yok yok şimdi tamam bunu okumayalım evladım falan deyip onu kapatıp hadi sen uyu falan dinlen diye çok korkmuştu çünkü. Öyle bir soru gelince bu anı geldi direkt aklıma. Abim ablam arada okurdu bana. Özellikle ablam. Orçun'la tanışma fırsatım oldu ama ablamla henüz tanışmadım ama abin de dünya tatlısı bir insan, evet. Eyvallah. Yani tahmin ediyorum, şu anda gözümde canlandı durum. Onun bir de sesi de biliyorsun. Bu arada ben bizi izleyenlere özellikle bir şeyin altını çizmek isterim. Ben ilk sana bu projeyi bahsettiğimde aslında hani beklemediğim bir Aras'la karşılaştım. Her gün öğrenen, her gün yeni bir şey üreten ve her yaşadığı dakikayı, zamanı değerli kılmasını bilen bir Aras Bulut İynemli figürü belirdi benim gözümde. Şöyle de bir tüyo vereyim. Biz zaman zaman seninle epey bir kitap alışverişi yapıyoruz. Yani sürekli bu öğrenme açlığı sanırım asıl Aras Bulut İynemli figürünü, ekranlarda gördüğümüz figürü hayatımıza soktu. Ne dersin? Yani çok güzel sözlerim var. Bunun üstüne teşekkür edebilirim. Onur duydum diyebilirim. Başka bir şey ne diyeyim ki? Yani sağ olasın. Var mı? Neden bu diyor ismi diye bir soru geldi. Son sorumuzu aldık. Neden bu diyor? Neden bu diyor? Bunu da güzel güzel tartışmıştık. Evet. Ekiple birlikte. Sen açıkla bence. Bu daha teknik bir kısım. Aslında şöyle neden bu diyor? Book ve audio kelimelerinin bileşiminden oluşan bir marka çıktı ortaya. Bunun üstüne bir de aslında şunu söyleyebiliriz. Neden bir Türkçe isim seçmedik? Biz öncelikle Türkçe içeriği tüm Türkçe konuşulan her coğrafyada var olmasını, erişilebilir kılınmasını hedef alan bir şirketiz. Bu İspanya'dan gelen yorumlar, işte bugün Azerbaycan'dan gelen yorumlar, dünyanın birçok ülkesinden abonemiz ve kullanıcımız, okuyucumuz olmaya başladı. Aslında ana hedeflerimizden bir tanesi Türkçe içeriği erişilebilir kılmak. Bu yüzden book ve audio kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan Budio markasını yarattık. Logo ya da değinmek istiyorum ben izninle. Bir baykuş logosunu seçtik. Turuncu bize sıcak gelen, kullanıcıya da sıcak gelen baykuş bildiğin gibi bilgelik temsilidir. Dönüştüren, değiştiren bilge kişilik olarak konumlandırdık markamızı. Ve her kullanıcının kendine ait hissedebileceği bir marka olarak, sıcak bir marka olarak duyurmak istedik. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de aslında sensin. Sıcak, samimi ve aslında şu an...